benim için çok önemli bir gün. Çok önemli. Gökdeniz, Fatih, bugün neden benim için çok önemli bir gün biliyor musunuz? Okul açılıyor da ondan. Okul açılıyor diye niçin bu kadar seviniyorum? Çünkü bugün okula Sevda Hanım gelecek. Kızım gelecek. İşte geldi. İşte geldi. Buyurun. Bana mı dediniz buyurun diye? Sen de kimsin be? Gireyim mi içeri? Gel bakayım, gel içeri. Sağ ol müdür emmi. Ne var, ne istiyorsun? Ben okula kayıt olacaktım müdür emmi. Kayıt parası var mı peki? Kayıt parası olmadan okula kaydetmiyoruz. Evet, işte buyurun kayıt param. Şaşırma! Nereden çıktı bu tavuk? Çatlak kiremit. Dur Mürküz. Bu istediğin kayıt parası müdür emmi. Yani sen şimdi nakit para yerine bu tavuğu mu getirdin kayıt parası olarak? He ya, nakit para yerine nakit tavuk veriyorum. Ha para, ha tavuk. Ne fark edecek ki ne? İyi, tamam. Senin kayıt paran da bu tavuk olsun. Sağ ol müdür emmi. Tamam, onu buraya getirme, bana verme. Ya ne yapayım? Sen o tavuğu götür, yumurtalarını sat, her ay başı bana parasını getir. Bunu da kimseye söyleme sakın, anlaşıldı mı? Yok müdür emmi, söyler miyim hiç? Bana da müdür emmi, müdür emmi deyip durma. Hocam de bir şey de. Olur hocam. Peki. Senin adın neydi bakayım? Şerif Ali Karaman. Şerif Ali Karaman. Ne haber Teflon? Nasıl korkuttum ama? Köpek sandın değil mi? Hükü Bey kızım, ben köpekten korkmam ki. Seni görünce korktum. Aa, çok komik. Yıldız'dan korkutma olayıyla ilgili intikam olacak. Anlat bakayım. Ne dedikodular biriktirdin yine? Oho, vallahi neler neler. Merak mı ettin? Anlatayım. Ya ne merak edeceğim? Zaten anlatacağını bildiğim için işi biraz daha zevkli hale getirmeye çalışıyorum. Fark etmez vallahi. Ben yine de anlatırım. Siber Selim var ya, yazın ailesine tatile gidiyorum deyip evden çıkmış. Tam 3 gün 3 gece internet kafede oyuna dalmış. Hiç durmadan. Rekor denemesi yapıyormuş güya. Vallahi bak. Başka? Başka? Başka bir de şey var vallahi. Fıskiye'nin bir çocukla hoşlanıyordu ya. Çocuk buna çıkma teklifi etmiş. Fıskiye de sevincinden ağlamaya başlayınca da çocuk korkmuş. Özür dilerim, seni kırmak istememiştim. Söylediklerimi unutlayıp gitmiş. Vallahi bak. Aferin ona. Senden havadis yok mu? Ay olmaz mı? Var vallahi. Yazın dayımların yazdığında kimle karşılaştım vallahi biliyor musun? Tarkan. Vallahi bak. Amerika'dan yeni gelmişti. Baktım barda birisi bana bakıyor. Dedim bu çocuğu ben bir yerden tanıyorum. Sonra güneş gözlüklerini bir çıkardı. Aman Allah'ım. Tarkan. Vallahi bak. Ya Yıldız'ım sana doyum olmaz. Okula geldik. Aa bak bir de şunu dinle. Ya sen Edirne'ye, ben de Hakkari'ye tayin olsaydık. Halimiz ne olur diye hiç düşündün mü Zehra? Ya bensiz mahvolurdun. Bir başına kocasız kalırdın. Kurda kuşa yem olurdun Zehra. Aa, niye kurda kuşa yem olayım ayol? Saf saf konuşma Zehra. Tek başına bir kadından bütün erkekler faydalanmak isterler. Ve bazıları da bunu başarır. Yok yani. Bazıları da bunu başarırmış. Çocuk muyum ben ayol? Koskoca kadınım. Nasıl yani? Ya bensiz de yaşayabilirsin. Ha ben olmasam da olur yani. Boşuna konuşuyoruz Erol'cum. Çünkü ne sen Hakkari'ye tayin oldun, ne de ben Edirne'ye tayin oldum. İkimiz de aynı okula tayin olduk. Bir dakika. Sen benim tayin olduğum okula bine bile tayin oldun değil mi? Hadi itiraf et, hadi. Yoo. Ama bunda ne zarar var ki Erol? Kes. Sen bana güvenmediğin için beni yalnız bırakmıyorsun değil mi? Utanmıyor musun koskoca kocana güvenmemeye ya? Utanmıyor musun? Esas güvenmeyip de benim geldiğim okula gelen sensin. Hem kıskanç olan sen olmasan akşam anneme giderken kalemle bana bıyık çizmezsin. Canım onun kıskançlıkla alakası yok ki. O sadece bir önlem. Anneciğim okulun ilk günü böyle tatsız şeylerden konuşmayalım kanıcığım. Evet Erol'cum. Unutmayalım ki biz örnek bir karı kocayı. Tamam. Önüne baksana. Bakıyorum ama maalesef her şeyi kapladığın için hiçbir şey göremiyorum. Bu ne şimdi ya? Bu ne şimdi? Espri mi? Anlaşılan babamın mizah genleri tamamen bana geçmiş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen babamın hayatta yaptığı en iyi esprisin kızım. Bu da sana kapak olsun. Güzel kardeşim benim. Ay, böyle bir tencereye kapak uydurmak çok zor ama. Neyse. Konuşmaya gelince maşallah. Dilin İbrahim Kutlay'a papuçları gibi. Ama ayak parmağına dokun dediğimizde öylece kalıyorsun. Ayrıca şu liseyi bir bitireyim. Sırf senin ortak olan genlerinden kurtulmak için genetik mühendisliği okuyacağım.
Bana bak. Şişt, Leyla'yı tanıyor musun? Abi vallahi ben bir şey yapmadım. Jipi siper çizdi. Ne? Gel bakayım. Nasıl bulurum Leyla'yı? İstersen Google'dan bir bakayım ama zor. Oradan olmaz, çekil. Siz dördünüze birden soruyorum. Leyla'yı tanıyor musunuz? Tanımıyorum kardeşim. Hayır, tanıyoruz. Heh. Abine karşı gelmesene. Benden sadece 12 dakika büyüksün. Eve gidince bunu annenle konuşursun. Asıl sen babanla konuş. Oho! Sizin işiniz uzun. Geç bakayım. Sen. Ne durursunuz burada be? Haydi hepiniz aşağı arkadaşlarınızın yanına. Hadi bonus kafa yürü yürü. Ne bakarsın? Yürü sen de. Yürü yürü. Ay ne kukarsın sen de be. Hadi acele acele. Yürüyün bakalım. Direktör açılış konuşması yapacak. Bak önüne. Yürü. İşinden ilgilen. Sessiz ol. Yenge sen tanısın Leyla'yı. Nerede Leyla? Nerede Leyla? Nerede? İnanmıyorum ya. Onun için mi kaçtın yoksa askerden? Hı. Ne romantik. Ne romantiği ya? Ne? Allah. Vallahi Leyla. 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 Heh. Hatırlıyor musun böyle öpmüştüm hani. Geçen hafta bu saatlerde aşık olmuştuk. Manyaksın sen ya. Sağ ol sen çok kabarıksın ya. Komiksin de. Sağ ol ya. Yeni bir aşk hikayesi. Yazıyor yazıyor. Bonus Leyla ile asker sevgisinin aşkı. Aslanlar. Her gün bizi konuşuyor. Aşk işte abi. Sonra da. Yürüz. Süper bir aşk olduk. Yürü gidiyoruz. Oğlum. Evet. Biter mi askerlik be? Ha şey bunlar bizim arkadaşlar. Ne haber lan? Beni almaya gelmişler. Bana bak. Ben şimdi gidiyorum. Ama bir, istersen geri girelim. İki, istemesen de ben girelim zaten. Üç, bu bir çelişkimdir. Üçünü istiyorum ama cevabını almadan götürülüyorum. Leyla, Ela gözde bir çöl bebesi. Saçına bir... Haydi haydi tutmasın. Direktör konuşma yapacak. Haydi. Lafını sıraya sussun. Sessiz olun bakayım. Terbiyesizlik istemem buna göre. Al. Geliyor direktörümüz şimdi. Sessiz. Yine sıraya. Kıpraşmayın. Sessiz. Usunlar değil mi direktörüm? Usunlar. Susun. İzaya geçin. Geçsinler değil mi direktörüm? Çinler. Geçin. Direktörüm siz tam direktör olmak için yaratılmışsınız. Üpeyim elinizi. Çek içine. Çek içine. Bas üstüne. Evet. Sevgili mini mini birler. Çalışkan ikiler. Ve katkı payını hala ödeyemeyen üçler. Yeni eğitim ve öğretim yılı hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Alkış. Lasınlar mı direktörüm? Evet. Yenilenen kadromuz, eğitim anlayışımız ve her zamanki sevgimiz de yine hazırız. Kantinimiz de yenilenmiş ve hizmetinize sunulmuştur. Evet, benden bahsedeyim. Ramazan ben, şaşırmayın sakın. Kes Ramazan, şimdi sırası değil. Bence de hiç sırası değildi direktör. Bir laf daha edersen kovulursun. Bir laf daha der. Kes! Çocuğun çocuğun önünde ayıp oluyor direktörüm ama ben yine de kestim. Biz bir aileyiz. Ailelerde kavgalar ve tartışmalar her zaman olur. Ama önemli olan bu kavga ve tartışmalardan ders çıkarabilmektir. Hoş geldiniz. Durum devam edemeyecek gibiseniz ben yerinize devam edeyim. Evet. Sözün kısası hepinizden daha çok da öğretmenlerimizden sevgi dolu, şefkat dolu, affetmesini bilen, ailesine sevgili ve saygılı olan insanlar olarak yeni bir yıl diliyorum. Çok huzurlu ve mutlu bir öğretim yılı bizleri bekliyor. Hadi sınıflarınıza dağılabilirsiniz çocuklar. Haydi acele edin, haydi yürüyün, yürüyün. Duydun değil mi? Sevgi diyor, şefkat diyor. Bana mı diyor, sana diyor. Ben de onlar mevcut. Biz bir şey göremedik çok şükür. Görseydin şaşardım zaten. Sen sürekli takmışsın benim burnumdaki ete. Mıy mıy konuşuyorsun işte. Olur olmadık yerde mıy mıy mıy. Demek mıy mıy konuşuyorum. Keşke seninle aynı okulda tayinimi istemeseydim. Ulan Baton'a gitseydim daha iyiydi be. Terbiyeli konuş, ulan deme. Ulan Baton, Moğolistan'ın başkenti. Öğretmen olacaksın bir de. Sen de koca olacaksın bir de. Bir kadınla konuşmasını öğren önce. Neyse, keselim istersen. Buyurun.